Merhaba arkadaşlar. Evet, harika bir yarış geliyor. Bu hafta sonu Eğirdir'deyim. Eğirdir'de mis gibi bir triatlonumuz var. Olimpik triatlonumuz Eğirdir triatlonu. Evet, benim gerçekten en çok sevdiğim parkurlardan biri. Mis gibi bir asfaltı olan, harika bir koşusu olan harika bir yarış. Yüzmeyle ilgili bir şey söylemedim, dikkat ederseniz. Onunla ilgili biraz sonra söyleyeceğim. Evet, bu videoları daha öncelerde yapıyordum. Yani Asla Durma'nın ilk vloglarında bir yere ara verdim gibi düşünürken sonra düşündüm. Pandemi oldu yani, yarış marış da olmadı. Zaten bazı yarışlarımız da iptal olunca canımız da sıkıldı. Evet, şimdi parkurla ilgili bilgilere gelelim. Bu yarışa ilk defa katılacak olanlar bu videoyu mutlaka izlesin. Daha önce katılmış olanlar da şöyle bir tekrar etmiş olur. Katılmayacaksınız da hiçbir fikriniz yoksa triatlon nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Eğirdir triatlon dedim. Olimpik, yani yeni adıyla standart mesafe triatlon. Burada ne yapıyoruz? Önce 1500 metre yüzüyoruz. Sonra 40 kilometre bisiklete biniyoruz. Sonrasında da 10 kilometre koşuyoruz. Bu tanıtıma gelmeden önce ufak birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Eğirdir 900 metre irtifada oluyor. Yani daha önce gitmemişseniz, ya 10 gündür falan orada değilseniz, benim gibi yeni gidecekseniz orada nabzınız biraz yükselebilir. Yarış sırasında yükselebilir. Korkmayın. Normal. Çok normal. Çünkü irtifada olacağız. Özellikle deniz seviyesinde antrenman yapıyorsanız, İzmir'de, Antalya'da ya da ne bileyim İstanbul'da yapıyorsanız biraz zorlayabilir açıkçası. Özellikle koşuda. Ankara'dan geliyorsanız sıkıntı yok. Zaten Ankara'da 900 metrede. O yüzden irtifa sizi biraz zorlayacak. Ona hazırlıklı olun arkadaşlar. Şimdi gelelim parkura. Ha, bu arada federasyonun yeni çipleri de çok güzel olmuş. Yani en son Ordu'da ben taktım onları. Hiçbir şekilde bileği rahatsız etmiyor. Mis gibi olmuş vallahi. Yeni sistem süper. Yavaş yavaş triatlonda bir şeyler değişmeye başlıyor demiştik. Güzel şeyler geliyor. Evet, bazen saçmalıklar da olmuyor değil. Evet, gelelim yarışa. Ben şimdi size reklamandaki bilgilerden esinlenerek biraz bilgiler vermek istiyorum. Onlardan okuduklarımı size anlatmak istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Onlar her an değişebiliyor. Ordu'da da değişti bazı şeyler. Onun için teknik toplantıyı mutlaka kaçırmayın. Yani burada benim anlattıklarım değişmiş olabilir ama %90 aynı olacak. Mesela orada da rolling start denmişti. Burada da rolling start deniyor. Ama rolling start olmadı. Böyle genel bir start oldu. Onun bir açıklaması da olmadı. Ama bakalım burada nasıl olacak. Eğer burada da böyle toplu çıkıyorsak federasyondaki bazı arkadaşlar rolling start ne demek onu bilmiyor demektir. Yani ona dikkat edelim. Çünkü ona göre hazırlanıyorsun. Neyse. Şimdi 7'de değişim alanına giriyoruz. 7'den 7.50'ye kadar bütün oradaki işlemlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Erken gelmeye dikkat edin. Çünkü biraz kalabalık olabiliyoruz. İşte numaralandırma falan filan biraz sıkıntı yaratabiliyor. Onun için gelin bir önce işinizi halledin. Sonra da yüzme etabının oraya geçin. Orada ısınırsınız. Burası daha önemli çünkü. Evet. Burada işimizi bitirdikten sonra dediğim gibi yüzme etabına gidiyoruz. Yüzme etabında bir değişiklik var. Daha öncesinde biz böyle limandan start alırdık. Gene aynı limandan start alıyoruz. Ama bu sefer reklamanda soldaki bölmeden start alacağımız gözüküyor. Yani o esas şu anda gördüğünüz bölgeden değil. Daha soldaki ufak bir yerden start alacağız. Rolling start olacağı için orası sıkıntı olmaz. Parkur değişmemiş gibi. Sadece işte biraz sola kaymış. Çıkacağız. Mendirekten sola döneceğiz. Dümdüz ilerleyeceğiz. Oradan ileriden dubalardan dönüp tekrar mendireke gireceğiz ve sağa dönüp yüzme etabını bitireceğiz. Toplamda 1500 metre ve 1 tur olacak. Yani Ordu'daki gibi 2 tur atmayacağız. Herhangi bir yerden Avusturya'nın exit yapmayacağız. Sadece 1500 metre gidip geleceğiz. Buradaki sıkıntı, en son yarışta biraz rüzgar vardı. Bu rüzgar denizde biraz sıkıntı yaratmıştı açıkçası. O mendirekten çıktıktan sonra biz bayağı bir boğuşmuştuk. Çünkü geçen en son yarışta yine bir sürpriz yapmışlardı. İkiye bölmüşlerdi. Biz ikinci bölümdeydik ve ikinci bölüm gerçekten çok fena dalga yemişti. Bakalım bu sene ne olacak? Evet, yüzme etabında şöyle bir durum olabiliyor yalnız arkadaşlar. Böyle sazlıklar olabiliyor. O mendireğin içinde özellikle. Onlardan korkmayın. Ama onları temizleyeceklerdir. Muhtemelen her sene temizliyorlar. Bu sene de muhtemelen temizleyeceklerdir. Yüzme etabından çıktıktan sonra değişim alanına geliyorsunuz. Kocaman bir değişim alanı var. Bisikletinizi falan alıp bisiklet parkuruna. Bisiklet parkuru arkadaşlar 40 kilometre. Yani 10 kilometreden 4 tur atacağız. Bunu da unutmayın. Az attınız, fazla attınız hiç önemli değil. Yani az attıysanız diskalifiye olursunuz, fazla attıysanız da fazladan binmiş olursunuz. Onu düşemezsiniz daha sonrasında. Bisiklet parkuru asfalt açısından 10 numara 5 yıldız. Öyle bir asfalt yok. Dümdüz bir asfalt, yani ikisine de değişmemişse. Ama biraz eğimli.
Yani toplamda 300 metre falan bir irtifa alacağız bütün yarışta. Yani gidişte gelişte 80 metre falan gibi bir şeydi. Hadi yanlış hatırlamıyorsam. Rolling gibi. Yani öyle çok böyle sert bir dikişlik yok. Böyle ne bileyim Avşa Adası'ndaki gibi öyle diklikler yok. Ama rolling ve mis gibi bir parkur. Gölün kenarından böyle gidiyorsunuz. Sonra ta uzaktan bir yerden dönüyorsunuz. Dümdüz bir şekilde tekrar geliyorsunuz. Bunu 4 kere yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da tekrar değişim alanı ve koşu parkuru. Koşu parkuru dümdüz bir parkur arkadaşlar. O yarım adaya doğru böyle bir gidip geliyoruz tekrar ve koşu parkurunda 2,5 kilometreden 4 tur atacağız. Yine bu da 4 tur ve bu da keyifli bir koşu parkuru ama şöyle bir durum var. Biraz önce dediğim o nabız ve işte o irtifa burada karşınıza çıkabilir. Bisiklette çok çıkmıyor da koşuda genelde burada biraz zorlayabiliyor. Biraz rölantiyi alın. Çok şey değil, zorlamayın. Ama bam 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 gidebilirsiniz yani. Ben bam 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 gideceğim açıkçası. Sonrasında da mis gibi finish'e geliyoruz. Yarışımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Gelelim yarışın beslenmesine arkadaşlar. Ben nasıl besleneceğim biraz ondan bahsedeyim açıkçası. Çünkü bu olimpik mesafe. Yani uzun bir yarış olacak. Sprint mesafe gibi değil. Sprint mesafede bam 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 gidiyorsun zaten. Ama olimpikte biraz besine ihtiyacımız olacak. Bir saatin üzerinde sürüyor. Çünkü hatta 2 saatin üzerinde sürüyor yarış. Ve ben yarışın öncesinde bir tane su hazırlıyorum arkadaşlar. Onun içine Whoops Electrolytes koyuyorum. Bunun içindeki elektrolitler benim yarış öncesinde beni hazırlıyor ve tüm depolarımı dolduruyor açıkçası. Ve sonrasında yüzme etabına giriyorsun. Yüzme etabından çıktıktan sonra T1'de bir şey yapmıyorum. Çünkü bisikletimin üzerinde bir tane matara var. Onun içinde de bu Whoops'tan var arkadaşlar. Bu arada bu Whoops'lar yeni yeni üretilmeye başladı. Türkiye'de üretiliyor bu arada. Türk menşeli ve güzel güzel şeyler olacak burada. Daha yeni ürünler var ve ben bunu kullanmaya başladım. Bir tane matara bununla gidiyorum. Bisiklette ve bisiklette bir tane de jel alıyorum yanıma. Evet, daha onların jelleri yok. Ben yine sise devam ediyorum jelde. Diyeceksiniz abi siz jelleri nereden buldun? Yurt dışından kardeşim getiriyor. Onun için anca oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok yakında Whoops'un da jelleri gelecek. Onun üzerinde çalışıyorlar. Derken bisiklet etabında bir tane jel atıyorum arkadaşlar. Ve bir tane de suyum var. Whoops'lu su. Sonrasında koşu etabı. Koşu etabına başlamadan önce yine bir tane şişeye, ufak bir şişeye, yani 250 mililitrelik bir şişeye ben bir Whoops'a yapıyorum arkadaşlar. Yani bunu önceden yapıp T2'ye koyuyorum. Onunla beraber koşuya başlıyorum. Yani elimde o oluyor ve onu hızlı bir şekilde tüketiyorum zaten. Tık tık tık. Onun içindeki tüm elektrolitleri tekrar vücuduma yediriyorum ve böylelikle koşuya yine full bir şekilde başlamış oluyorsun. Sonrasında koşunun yaklaşık işte 3. 4. kilometresinde de bir tane daha jel atıyorum ve yarışta öylelikle bitireceğiz arkadaşlar. Sonrasında da tabii proteinle beslenmeyi unutmayın. Yarıştan bittikten sonra hemen gidip kebaplar mebaplar yemeyin. Ama Eğirdir'de öyle yiyecek bir şey var mıydı? Bir sahilde güzel bir kahvaltıcısı var bu arada. Yarıştan önceki gün orada yapabilirsiniz. Yarış zamanında yapabilirsiniz. O sahil tarafında koştuğumuz bölgede güzel bir kahvaltıcı var. Orada muhtemelen ben orada olurum cumartesi günü. Evet. Yarış için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beslenmeyi de anlattıysak şimdi mis gibi yarışma zamanı. Bu arada ben de hala İstanbul'dayım ve bugün Cuma. Yani siz bu videoyu yarış izlerken ben hala İstanbul'da olacağım. Ve şimdi de yola çıkıyorum. Cumartesi sabahı orada olacağım muhtemelen. Öncesinde başka bir işlerim var. Evet. İlk defa yarışacaklar için bol şans arkadaşlar. Heyecanlanmayın. Mis gibi bir olimpik yarış. Gerçekten Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel olimpik yarışlarından biri. Eğirdir zaten çok güzel bir yer. Gidince göreceksiniz. Ve bunun keyfini çıkarın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yine çok eğleniyoruz arkadaşlar. Hadi bugünlük bu kadar. Yarışta görüşürüz.